Hani derler ya, hayata erken gelmiş, şimdi olsa dünya yıldızı olurdu diye. Gerçi 1993 EuroBasket'te onu izledikten sonra Cleveland Cavaliers ona teklif yapmıştı. O zamanlar NBA'in dünyaya açılma politikası yeni başlamıştı. NCAA boru hattından geçmemiş bir avuç yabancı vardı. Jarko Paspali, Alexander Volkov, Fernando Martin, Stoyko Brankovic, Gundars Vetra ve Radislav Djurdjic. Avrupa'nın sayılı isimleri NBA hayalini kovalamış ama bu maceraları çok kısa sürmüştü. Hatta 1993 yılında Drazen Petrovic, Vlade Divac ve Sarunas Marčiulionis dışında başarılı olmuş bir tane Avrupalı oyuncu yoktu. Bu nedenle bu teklife sıcak bakmaması çok doğal karşılanabilirdi. Ancak şunu rahatlıkla söylemek mümkün: 10 yıl veya 20 yıl sonra doğmuş olsa 2 metrenin altında NBA'de kalıcı olmuş, hatta NBA'ye damga vurmuş ilk Türk oyuncu olurdu. 2 metre altında. Bugün bir zamanlar Avrupa'da Harun Erdenay, Pegasus Harun. Harun Erdenay 27 Mayıs 1968'de Ankara'da doğdu. Esasında ailesi İstanbulluydu. Hatta Harun'un büyük halası, yani babası Kemal'in, babaannesinin ablası Bedri Felek Kadınefendi, 2. Abdülhamid'in eşlerinden biriydi. Bedri Felek Kadınefendi'nin küçük kardeşi Kazım Paşa ise Bağdat valisi ve 6. Ordu süvarinin başına atandı. Ancak babası o dönem Şekerspor'da oynadığı için Harun da Ankara'da doğdu. Kemal Erdenay, Türk basketbol tarihinin en önemli oyuncularından biriydi. 160 kez milli oldu ki o zamanlar bu kadar milli maç oynanmıyordu. İstanbul'a efsane İstanbul Teknik Üniversitesi takımına geldi. İTÜ'yü 5 kez Türkiye Ligi şampiyonu olurken takımın lideri ve oyun kurucusuydu. Asistleri, savunması ve hızlı hücumlarıyla, ki o zamanlar pek de hızlı hücum eden yoktu, vazgeçilmez bir efsaneydi. Böyle bir babanın oğlu olmak kolay değildi. Harun'un dayısı Ömer Yücesoy da profesyonel basketbolcuydu. Ve Harun 2,5 yaşından itibaren babasının maçlarını annesi Meral Erdenay ile birlikte izlemeye başladı. Büyük bir ihtimalle benim babam da o maçları Spor Sergi'de annemle izliyordu. İstanbul Teknik Üniversitesi makine mühendisi olan babam Cahit Muratanoğlu İTÜ'nün maçlarını kaçırmazdı. Babam Kemal müthiş bir oyuncuydu. Potaya şut atmadan oyunu domine ederdi derdi. Zaten Harun'u izledikten sonra babası böyle şut atabilseydi dünyanın gelmiş geçmiş en iyi oyun kurucusu olurdu derdi rahmetli. Baba ve dayının en büyük hedeflerinden birisi Harun'u motive edip hırslı kılmaktı. Hatta bir keresinde Harun'un çok iştahlı oynamadığı bir maçta mola alıp "Hırslanman için ne yapmak lazım?" diye sormuştu babası. "Harun, rakip bana kasti faul yaparsa olur." demişti. Kemal Erdenay da oğluna tokatı yapıştırmış. "Senin rakibin benim artık, çık oyna. Yani gerçekten oyna." demişti. Ve Harun çıkıp maçı domine etmişti. "Ya" dedim, "gidip geliyorum, ne yapayım?" dedim ben de. "Dedi, niye?" dedi. "Şey, hırslanmıyorum, hırslandıracak" dedim, "beni bir şey yok" dedi. Çat diye bir tokat attı bana ama gazeteciler bile duydu yani. Baktılar böyle. Herkes duymuş. Hala söylerler. Bir sinirlendim ben. Şimdi sinirlendim mi? Sinirlendim. Git oyna" dedi. Hakikaten o sinirlen çıktım ben. Ve oynamaya başladım. Babasının maçlarından sonra Harun eve gelip evde dayısının yaptığı potada basket oynarmış. 4-5 yaşında topla potaya atmaya başlamış. Ancak o zaman parklarda, sokaklarda böyle çok pota yok. Bu nedenle futbola da merak salmış. İki taş bir kale yapıyor futbolda. Saint Joseph Lisesi evlerine yakın olduğu için
Fırsat bulduklarında okulun bahçesindeki potalarda basketbol oynarmış. Ama aile Moda'da oturduğu için o zamanlar Moda'da olan Efes Pilsen basketbol okuluna yazılmış. Efes Pilsen İstanbul üçüncülüğü kazanan takımda Harun dikkatleri üzerine toplamış. Efes Pilsen gelecek sezon başlamadan önce ona lisans çıkartmayı planlıyorken ki o zamanlar lisans çıkartan kulüpte çocuklar 22 yaşına kadar oynamaya mecburdu. Babası onu İstanbul Teknik Üniversite altyapısına almış ve 1979 yılında İTÜ ile olan basketbol aşkı başlamış. Ancak kolay olmayacaktı. Harun okul biter bitmez koşarak Kadıköy iskelesine gidiyor ve vapurla karşıya geçiyor. Koşarak da antrenmana zar zor yetişiyordu. Okulda iyi bir öğrenciydi. Boş vakitleri yine spor içinde geçiyordu. Arkadaşlarıyla genelde futbol, pota bulabildikçe de basketbol oynuyordu. İşte o futbol maçlarından birinde Harun 11 yaşındayken, yani yıl 1980, neredeyse kariyeri değişiyordu. Harun'un arkadaşı Volkan Çakır'ın babası Teoman Çakır Fenerbahçe futbol altyapısında sorumluydu ve maçı izlemeye gelmişti. Harun'u görünce gözlerine inanamadı ve onu hemen Fenerbahçe altyapısına almak istedi. Bir kez daha son sözü Kemal Erdenay söyledi. Fiziğinin basketbol için çok daha iyi olduğu ve basketbolda çok başarılı olabileceği konusunda Harun'u ikna etti. İTÜ'de küçük takım yaşındayken yıldız takımda oynuyordu. Zaten oyununu çok hızlı bir şekilde ilerletiyordu. 1984 yılında 16 yaşında ara sıra İTÜ'nün birinci lig takımıyla bazı maçlarda kadroya giriyordu. Ancak pek oynama süresi alamıyordu. Birkaç dakika süre aldığı ilk maçında Galatasaray'ın efsane oyuncusu Paul Dawkins'ı tutmuştu. Dawkins 1979 NBA draftinde Utah Jazz tarafından 10. turda draft edilmiş ve 1979-80 sezonunda Utah Jazz ile 5.5 sayı ve 2.2 rebound ortalamasıyla oynamıştı. O zamanlar böyle bir oyuncunun hele hele 24 yaşındayken Türkiye'ye gelmesi inanılmaz bir olaydı. Çok heyecanlanmış olan Harun'u bu olay çok da motive etti. Genç yaşına rağmen İTÜ A takımında oynayacak seviyeye gelmeyi kafaya koydu. Harun o yaz çok çalıştı. Basketboldan başka bir şeye vakit ayırmadı. Ve 1985-86 sezonunda İTÜ'nün ana kadrosunda yer aldı. Takımda abilerden efsane Zeki Tosun ondan 20 yaş büyüktü. Yine Türk basketbolunun efsanelerinden Necati Güler ise 12 yaş. Sırp oyuncu Sarancic ise 15 yaş. Süre almak yine kolay olmadı. Çünkü Necati'nin yanı sıra kısa rotasyonda iki tane çok yetenekli oyuncu daha vardı. 1965 doğumlu Recep Şen ve yıllarca basketbolumuzun en skorer oyuncularından biri olacak 1966 doğumlu Levent Topsakal. 1986-87 sezonu Harun'un hem süresi arttı hem de basketbolu çok ilerledi. Gerçi Amerikalı Michael Kennedy veya Levent hemen her maçı takımın en skorer oyuncusu olarak tamamlıyordu. Onların olamadığı çok az sayıda maçta ise Zeki Tosun iki kez, Recep Şen de bir kez en skorer isim olmuştu. 1987-88 sezonunun açılış maçında Efes Pilsen'e karşı 22 sayı atan Harun ilk kez en skorer oyuncu olmayı başarmıştı. Ancak sezonun geri kalan tüm maçlarında ya Levent Topsakal ya da Kennedy skorer olmayı başardı. O yaz Levent Efes Pilsen'e, Michael Kennedy ise Fransa'ya transfer oldu. Harun'un önü nihayet açılmıştı. 1988-89 sezonunda 21 yaşındaki Harun ilk kez sayı kralı oldu. Herkes bu genç oyuncunun şutuna, fuleli ilk adımına, havada süzülüp topu çemberin içine bırakmasına hayrandı.
Ancak baba Kemal Erdenay oğlundan çok daha fazlasını bekliyordu. Hala baba evinde yaşadığı için salonda olan salonda maalesef kalmıyordu. Evde de Kemal abi eleştirilendi, sürdürüyordu. Hatta bir seferinde kaybettikleri bir maçtan sonra "Sen bu gece eve gelmiyorsun" diyerek ağır bir ceza kesmişti. Harun o geceyi takım arkadaşı Raşit Akın'ın evinde geçirdi. 1989 yazı Recep Şen de Galatasaray'a transfer oldu. Zeki Tosun 42, Necati Güler de 34 yaşına gelmişti. İTÜ Harun'un sırtlarındaydı. Üstelik o ana kadar İTÜ'den hiç para almayan Harun 22 yaşında olacaktı ve o zamanın kurallarına göre transfer yapabilecekti. O sezon 5 maçta 30 sayı barajını aştı. Playoff'larda oynadığı 5 maçın 4'ünde Teknik Üniversitenin en skorer oyuncusuydu. Son playoff maçında da Efes Pilsen'e 37 sayı atarak transferin en gözde oyuncularından biri olduğunu kanıtladı. Zaten sezonun MVP'si seçilmişti. Çok iddialı bir takım kurmayı hedefleyen Paşabahçe, bir sezon öncesi Eczacıbaşı'ndan transfer ettiği Orhun Ene ile yakın ilişkisini de değerlendirerek Harun Erdana'yı transfer etti. Paşabahçe iki sezon dayanabildi, sonra da basketbolu kapattı. Bu kısa süreç içinde önce 1990-91 sezonunda Türkiye Kupası'nı kazandı, sonra da 1991-92 sezonunda finale kadar yükselip Efes'e 3-1 elendi. Kulüp kapanınca Harun Erdenay yine transferde herkesin gözdesi oldu. Orhun Ene Fenerbahçe ile imzalarken bir kez daha devreye Kemal Erdenay girdi ve oğlundan ligden düşme tehlikesi yaşayan İTÜ'de bir sezon oynamasını rica etti. Bedava tabii. Harun ne babayı ne de yetiştiği kulübü kıramadı ve 1992-93 sezonu için İTÜ'ye geri döndü. Ligde kalmayı bırakın, Teknik Üniversite neredeyse playofflara kalıyordu. Bir kez daha kulübüne borcunu ödeyen Harun, tabii ki transferin bir kez daha gözdesiydi. Orhun Ene ayrılmış olsa da Fenerbahçe o sezon çok iddialı bir takım kurmuştu. 1992 Barcelona Olimpiyatlarından sonra Rüya takım lakabı çok popüler olmuştu. Fenerbahçe'de o sezon Türkiye Ligi için rüya takımı kurdu. Levent Topsakal, Hüsnü Çakırgil, İbrahim Kutluay'a bir de Harun Erdenay eklenince belki de ligin en skorer ve şutör 4 Türk oyuncusu aynı formayı giyecekti. Conrad McRae ve Kenny Miller gibi iki Amerikalı uzun da reboundları toplayıp potayı karartacaktı. O sezon Fenerbahçe 8 kez lig maçlarında 100 sayıyı buldu. Türkiye Kupası finalini Efes'e 81-76 kaybetti. Playoff'larda yarı finalde yine Efes'le eşleşti. Deplasmandaki ilk maçı Fenerbahçe uzatmada 87-85 kazandı. İkinci maçta son çeyrekte 30 saniye süresi dolduğu için önce verilmeyen, sonra hakemler toplantısından sonra verilen Petar Namoski'nin üçlüğüyle ortalık fena karıştı. Efes Pilsen maçı 89-80 kazanıp eşitliği sağladı ve son maçı da 79-70 kazanarak finale çıktı. Fenerbahçe Koraç Kupası'nda top 16'ya kaldı. Ancak Stefano Milano ve Panionios'un ardından 3. bitirdiği grupta çeyrek finale kalamadı. Harun Erdenay grup maçlarının 5'inde Fenerbahçe'nin en skorer oyuncusuydu. İstanbul'daki Panionios maçında 44 sayıyla oynadı. Fenerbahçe ile bir sezonluk kontrat imzalamıştı. Sezon sonunda hem Orhun Ene'nin orada olması hem de takım menajeri Doğan Hakyemez'i babasıyla birlikte oynadığından çocukluğundan beri tanıdığı için Ülker Spor'a transfer oldu. Ülker Spor'da ilk sezon hem lig şampiyonu oldu hem de Cumhurbaşkanlık Kupası'nı kazandı. Koraç Kupası'ndaysa çeyrek finalde Poortes'e averajla elendi. Ülker Spor'da
tam 9 sezon oynadı. 3 kez lig şampiyonluğu, 3 kez Cumhurbaşkanlığı Kupası, 1 kez de Türkiye Kupası'nı kazandı. Euroleague oynadığı ilk sezon 1996-97 Ülker Spor'u çeyrek finallere taşımıştı ama Barcelona'ya 2 maçta da farklı yenilip elenmişlerdi. Barcelona demişken Euroleague ile ilgili en güzel hatıralarının başında Katalon Kulübü geliyor. 9 Ekim 1997 tarihinde İspanyol devini İstanbul'da ağırlarken son saniye uzak mesafeli üçlüğüyle maçı Ülker Spor 67-65 kazanmıştı. CNN International Harun'un basketini günün basketi seçmişti. Bir sezon sonra ise Real Madrid'de deplasmanda attığı 36 sayının ardından Barcelona yöneticileri onu yemeğe çıkarıp transfer teklif etti. Ancak Harun nasıl olsa Euroleague'de oynuyorum. Ülker var. Vatanımdayım, rahatım, sevdiklerime yakınım diye bu teklifi kabul etmedi. Ha bu arada Yunan kulüplerinden de önemli sayıda teklif almıştı. Cevap hep aynı oluyordu. Ülker Spor'da oynadığı yılların bir özelliği de oyunculara lakap takmayı seven rahmetli İsmet Badem. Anlattığımız bir maçta ona Pegasus Harun lakabını koydu. Hem Harun hem de basketbol severler bu lakabı çok beğendi. O günden sonra Harun Erdenay Pegasus oldu. 2002-2003 sezonu Ülker Spor'da son sezonuydu. Harun evlenmişti. Haftada 2 maç oynamak istemiyordu. Ailesine vakit ayırmak istiyordu. Tekrar yuvası olan tabii ki Teknik Üniversite'ye döndü ve 2 sezon orada oynadı. 2004'te oğlu Alihan doğdu ve son sezonunda Teknik Üniversite formasıyla 3. kez sayı kralı oldu. Mersin Büyükşehir Belediyesi onu ve basketbolcu olan eşini transfer etmek istiyordu. Alihan'la birlikte karı koca Mersin'e taşındı. İlk kez Anadolu'da oynayacaktı. Çok iyi bir sezonun ardından Mersin onun devam etmesini istedi. Ama o basketbolu artık bırakmakta kararlıydı. Tabii Harun Erdenay'ın milli takım formasıyla Türk basketboluna yaptığı katkıları da unutmamak lazım. 2001 Avrupa Şampiyonası'nda Orhun Ene ve Harun'un liderliğinde 12 dev adam Avrupa ikincisi oldu. Harun şampiyonayı 7.8 sayı ortalamasıyla tamamladı. Orhun sakatlandıktan sonra 3 maç oyun kurucu oynadı. 2002 Dünya Şampiyonası'nda ise 8.1 sayı ortalamasıyla 34 yaşında son kez milli formayı giydi. Ancak milli takıma hizmeti devam etti ve 2006 yılında milli takım menajeri oldu. 2010'da Harun menajerken 12 dev adam bu kez de dünya ikincisi oldu. 2015'te Türkiye basketbol tarihinin 8. başkanı seçildi. Harun Erdenay, Pegasus, bugünün basketbolunda değeri belki 2 katına çıkardı. Zaten bir efsaneydi. Bugün belki de NBA'in sayılı yıldızları arasında yer alırdı. Klasik oyun kurucu modelinin sayısı azaldıkça leblebi gibi üçlük atan, istediği zaman potaya gidebilen, açık sahayı birkaç driblingle geçip pozisyon yaratan bir oyuncuya çok ihtiyaç var. Pegasus Yunan mitolojisinde uçan kanatlı at demektir. Anlaşılan İsmet Badem bu lakabıyla turnayı gözünden vurdu. Bugün bir zamanlar Avrupa'da Pegasus Harun, Harun Erdenay, Türk basketbolunun gelmiş geçmiş en iyi skorerlerinden, en iyi şütörlerinden birisi. Bir zamanlar Avrupa'da.